Herkese merhaba. Bugün size 5 ürünle yaptığım günlük makyajımdan bahsedeceğim. Önemli olan burada benim kullandığım ürünler. Çünkü ben sadece organik makyaj malzemeleriyle makyaj yapıyorum. Sadece temiz içerikli ürünler kullanıyorum. O yüzden böyle ben genelde zaten sadece günlük makyaj tarzı makyajlar yapıyorum. Eğer benimle ilgili izlediğiniz ilk video değilse bu biliyorsunuz ki evde küçük bir bebeğim var. Ve genel olarak evdeyim. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Yalnız benim böyle gece makyajı falan yapacak durumlarım olmuyor genelde. Çok nadir yani. O yüzden böyle genelde günlük makyaj yapıyorum. Farklı değişik tarzı ürünler kullanıyorum. O yüzden ben artık bu tarz ürünleri göstermek istiyorum size. Hem çok memnun olduğum şeyler var. Hem de alıp deneyip de hiç memnun kalmadığım ürünler de var. Onları da aslında bir yandan size başka bir videoda da göstermek istiyorum ki hiç alıp boşuna paranızı çöpe atmayın. Öyle bir video da muhtemelen yakın zamanda gelecek. Ben şimdi bugün en sevdiğim BB kremi kullanacağım. Bu So Bioetic markasının BB kremi. Bu arada beni Türkiye'den izliyorsanız bu ürünlerin çoğunu internetten alabiliyorsunuz. Ben onunla ilgili birkaç Türk sitesi sayfası buldum. Eğer bilmiyorsanız, merak ediyorsanız aşağı yorumlar kısmına yazarsanız ben sizin için tekrardan bakabilirim. Birebir tabii aynı ürünleri almanız da gerekmiyor. Sadece bundan ben çok memnunum. O yüzden çok severek kullandığım için size göstermeden edemedim. Şimdi ben bir aynamı alacağım önce. Şöyle açayım. Bundan aslında böyle çok küçük küçük noktalar halinde alsanız da yetiyor. BB krem olmasına rağmen inanılmaz kapatıcı. Ben bu arada BB krem de kullansam, burada benim cildim normal diyelim, normal bir cilt diyelim. Hani birazcık bazı zamanlar kuruya doğru gidebiliyor ama onun dışında normal. Ben biraz önce sabah rutinimi yaptım. Yani yüzümde serumum, kremim falan var. Onun üzerine BB kremi kullanıyorum. Onu da belirteyim dedim. Yani hiç kremlenmemiş cildin üzerine kullanırsanız nasıl olur bilmiyorum. Çünkü ben öyle kullanmıyorum. Ben ilk önce burada kremin ve serumun yüzüme iyice emilmesini bekliyorum önceden. Yani böyle bir makyajı yapmadan en az bir 5-10 dakika önce sabah rutinimin bitmiş olması gerekiyor. Bu arada ben bunu aynı zamanda concealer olarak, kapatıcı olarak da kullanıyorum. Concealer olarak da kullanıyorum. Malum artık çok genç olmadığım için, yani çok gençten kastım yani 17-18 genç kız olmadığım için 32 yaşındayım ve benim gözümün altında çok hafif böyle kuruluktan olduğuna inandığım çizgiler olmaya başladı ve oralara kapatıcıların neredeyse hepsi doluyor. O yüzden ben çok çok altına girmeden gözümün kullandığım fondöteni ya da işte BB kremini kullanıyorsam onu gözümün üstüne ve gözümün altına geçiyorum. Dediğim gibi bu makyajı sadece 5 ürünle yapıyorum ve çok kısa sürede yapıyorum. Çünkü genel olarak makyaj yapmaya çok vaktim olmuyor sabahları. Şu an oğlum ve eşim dışarıda oldukları için size böyle anlata anlata yapacak vaktim var. Şimdi gelelim allık ve far olarak kullandığım bir şeye. Ben eskiden burada allık hiç sevmezdim. Artık böyle insanın zevkleri de değişiyor. Allık sever oldum. Burada bu rengi çok seviyorum. Bu da Alverde markasının bir allığı. 20 numaralı soft brown rengi. Ben bunu parmağımla şöyle yüzük parmağımı alıp şu kemiğimin tam elmacık kemiğimin üzerinden başlayarak şöyle yuvarlaklar çizerek yediriyorum yavaş yavaş. Bu arada bu çok uygun fiyatlı bir marka Alverde ve bence birçok ruju ve şu krem formundaki allıkları falan burada şey için fondötenleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bir tane çok sevdiğim var. Onun dışında cildim çok kuruyken çok memnun kalmadım açıkçası. Burada bunlar bayağı renkli.
ufacık alıyorsunuz parmağınıza, bayağı bir renk oluyor yani yüzünüzde. Bu arada şeyler kaymıyor, çıkmıyor, çok uzun süre ciltte kalıyor ve tamamen temiz içerikli Natura kozmetik ürünü. Sobio Etik de bu arada fiyat olarak yine uyguna yakın, ortadan uyguna doğru diyebiliriz. Sanırım bunun fiyatı 10 küsür bir şey euro. Ama bunlar falan 3-4 euro falan, yani bayağı uygun fiyatlı. Şimdi ben birazcık daha parmağımı alıp gözümün üzerine, bütün göz kapağına yediriyorum. Bence bu renk hem far olmak için hem de allık olmak için çok uygun. Çok doğal duruyor. Şimdi bunu bir de diğer gözüme uyguluyorum. Sanırım yeterli. Tekrardan şöyle bir bakacağım. Bence yeterli. Şimdi kaşlarımı şöyle renkli bir kaş fırçasıyla tarayacağım. Bu da Santa markasının. Bu da uygun fiyatlı bir marka. Bu aslında sarışınlar için olan rengi. Yalnız diğer kahverengisi çok kızıl alt tonu olduğu için onu ben kullanamıyorum. Bu da böyle renksiz gibi çok hafif bir rengi var ve çok koyu renk olduğu için benim kaşlarım sadece birleştirip rengini biraz kırıyor. Bence güzel oluyor. Doğal duruyor yani. Hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ama şöyle söyleyeyim, böyle inanılmaz sabitliyor falan değil. Güzelce tarıyor. Tabii ki biraz sabitliyor ama bundan şöyle bir 3-4 saat sonra falan, bir de evde bebeğiniz varsa anlayacaksınız dediğim şeyi. Bebekle oynamak, yerde güreşmeler falan, onlardan sonra hiçbir şey kalmıyor tabii ki. Kalmıyor derken kaşlar yine dağılabiliyor. Ama zaten o kadar da önemli değil bence. Bu arada kullandığınız makyaj malzemelerinin içeriklerini merak ediyorsanız eğer Code Check diye bir app var. Aşağı tam ismini yazacağım. Ücretsiz bir app. Ben Code Check app'ine bakmadan hiçbir şey satın almıyorum. İçeriklerine bakmadan. Çünkü makyaj malzemelerinin içinde ya da bakım ürünlerinin içinde sizin hiç bilmediğiniz etken maddeler, zararlı etken maddeler olabiliyor. Bu etken maddeler var. Nasıl etken maddeler içinde var? Vücuduma bir zararı var mı diye bilmek istiyorsanız, içerik bilmek istiyorsanız, ben hamileyken ilk böyle bir araştırmaya girmiştim. Yani ilk o dönemde merak etmiştim acaba içinde ne var diye. Daha öncesinde hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Biraz da bilinçle ilgili bir şey. Ben o bilinçte değildim açıkçası hamilelikten önce. Hiç aklıma böyle bir soru gelmemişti. Sonradan bütün evdeki makyaj malzemelerini Code Check app'inden tek tek taratmaya başladığımda dehşete düştüm. O zamandan beri de zaten bitirme projem dışındaki neredeyse doğru düzgün hiçbir şeyi tam bitiremedim. Çünkü o bilinçle, bu bilincimle temiz içerikli olmayan şeyleri kullanmak gerçekten eziyet gibiydi. İsteyen herkese işte verdim. Çevremde kullanmaktan sakınca görmeyen insanlara verdim. Bazı şeyleri de bitirdim. Çok da bitirdim tabii ki. İçlerini bitirdiklerine çok oldum. Onun dışında artık hiçbir şekilde temiz içerikli olmayan konvansiyonel bir marka kullanmıyorum. Şimdi gelelim kirpiklere. Ben Lavera'nın kahverengi maskarasını kullanıyorum. Volume Maskara ismi. Bu da uygun fiyatlı bir marka bu arada. Kahverengi olması hoşuma gidiyor. Çünkü çok doğal duruyor. Yani sanki hiç maskara yokmuş gibi duruyor. Benim gibi sık ama kısa kirpikliyseniz bence bunu sürdüğünüzde sürüp sürmediğiniz çok belli olmayacak. Siz bileceksiniz çünkü onun dışında kirpikleriniz bu kadar belirgin olmayacak. Ama dışarıdan bakan biri için kirpinizde bir şey var mı yok mu pek belli olmuyor yani. Da güzel bir şey bence. Doğal
çok daha doğal duruyor olması. Çok böyle kat kat falan değil. Tek kat sürüyorum bu arada. Şimdi gelelim son steve. Tabii bunu çok ruj delisi değilseniz yapmak zorunda da değilsiniz. Ama benim evde en çok biten makyaj malzemem çok enteresan bir şekilde ruj ve fondöten. İnsanlar genelde sürekli maskara bitirirler. Atıyorum daha böyle göz kalemi odur budur bitirirler. Benim için fondöten ve ruj ikisi olmazsa olmaz. Çok seviyorum. Bu da bu arada Sante markasının mat rujlarından. 02 numaralı Pure Rosewood isimli ruju. Mat bir ruj arıyorsanız temiz içerikli olan, fiyatı yüksek fiyatlı olmayan sanırım 6-7 euro arası bir fiyatı var. Bende bunun 5 rengi var ki 6 ay ömürleri var. Aslında çok saçma 5 tane olması. Almasam daha iyiydi ama dayanamamıştım o dönemde. Artık yani bu tarz şeyleri de çok çok azalttım. Sadece hepsinin rengini denemek istemiştim. Şurada göstereyim hatta şöyle. 4 rengi daha var. Bu toplam zaten 6 renk üretmişler. Bir tanesi çok açık renk nude. O tarz renkleri ben kendime yakıştırmıyorum. Bu zaten benim için en açık sürebileceğim en açık renk ruj. Onu da şimdi sürüp göstereyim. Bu böyle benim kendi dudak rengime çok yakın. Üstte var, altta yok. Görüyorsunuz ki tonu çok birbirine yakın. Bu böyle biraz daha gül kurusu. İnanılmaz rahat sürülüyor. Çok yumuşak, kremsi bir yapısı var. Ona rağmen mat, ona rağmen çok uzun süre kalıyor. Ve kazayla oğlumu öptüğümde ruj ona geldiğinde derisine rujum değdi. Ne yapacağım? Panik olmuyorum. Çünkü ben bazen bazılarınız abartı gelebilir bu ama ben makyaj böyle normalde konvansiyonel markaların makyaj malzemeleriyle yaptığım makyajlarda Edward'ı sarılıp öpmüyordum. Yani onu yapacaksam eğer ya o uyurken yapıyordum ya video çekmek için ya bir dışarı çıkacak oluyordum. Yani evde genelde onu yaptığımda çok biç biç olmuyordum. Yani çok böyle ağzımı burnumu çok sokmuyordum Edward'ı. Ve bu çok kötü bir şey yani. Makyaj yapacağım diye çocuğuma sarılmak istememek çok kötü bir şey. Bu yüzden benim için şu makyajı yapıp oğlumun beni öpmesi, benim onu öpmemde hiçbir sıkıntı olmaması, onun böyle kimyasal bir şeyleri yiyor olmaması çok önemli benim için. Yani bu yüzden de ben temiz içerikli şeyleri kullanırken böyle çok gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Çok keyif alarak makyaj yapıyorum. Çok abartmadan, çok hafif, sadece işte bazı renk eşitliği sağlayarak yüzümde, işte biraz renklerle oynayarak benim için biraz da eğlence yani resim yapmak gibi biraz. Öyle ben size böyle kullandığım şeyleri arada böyle bu tarz videolar yaparak göstereceğim. Almanya'da, Avusturya'da herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşıyorsanız zaten şunların hepsini çok yakınınızda bulabiliyorsunuzdur. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız da özellikle Lavera'nın, Santen'in, So Bioetik'in satıldığı sayfalar gördüm. Alverdi'yi bulmanız daha zor olacaktır ama illaki bunu bulmanıza zaten gerekmiyor. Çünkü bu DM markasının alt markası, kendi ürünü. Ama diğerlerini internette satıldığını gördüm. Eğer bununla ilgili bir şey merak ediyorsanız aşağı yorumlar bölümüne yazarsanız oradan ben size cevap yazarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.